Selamlar millet. Dark Souls'dayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paladin Leroy'un zırh setini kullanıyorum. Çok sevdiğim bir zırh seti benim. Full set değil tabi. Shadow Gauntlets ve Shadow Leggings var. Ve Zweihänder kullanıyorum. Bu da ilk oyundaki en favori silahlarımdan birisi. Ve Seed'in hapishanesindeyiz. Duke's Archives'dayız. Seed'e öldükten sonra atıldığımız hapishanedeyiz. Rhea of Torolond'un questine devam edecektik hatırlarsanız. Onu Tomb of the Giants'tan kurtardıktan sonra Undead Parish'te kilisede dua ederken buluyorduk. Orada tüm miracle'larını ve bir de Divine Blessing'i satın aldıktan sonra Duke's Archives'a geliyor. Daha doğrusu getiriliyor. Oradaki kiliseye ilk geldiğimizde daha ilk çanı çalmadan orada bir channeler vardı hatırlarsanız. Seed'in elemanlarından biri. Onlar Seed için denekler kaçırıyorlar. Bunlar genelde dişi. Dusk of Ulusiyeli de bir kristal golem kaçırmıştı hatırlarsanız. Aynı şekilde Ziegmeier'ın kızı Ziegland'e de bir kristal golem kaçırmıştı. Seed için denekler kaçırıyorlar. Diş denekler. Rhea da o channelerlardan biri tarafından kaçırılıyor. Orada dua ederken kilisede. Ve işte buraya gelip bu hücrede Hollow'a dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Saygılar. Yedi Humanity ve Ivory Talisman. Eğer Petrus'u öldürmüş olsaydı, izin verseydik Petrus'un öldürmesine, Ivory Talisman'ı Petrus düşürecekti. Rhea ve iki tane koruması, Vince ve Nico, Tomb of the Giants'ta Rite of Kindling'i arıyorlardı. Pinwheel'ın kullandığı Rite of Kindling'i. Çünkü Way of White bonfire'ları güçlendirerek bu undead lanetinden kurtulabileceklerini düşünüyordu. Yani bonfire'ın ateşini güçlendiriyorsunuz sonuçta. Alevi güçlendiriyorsunuz. Bunun laneti yok edeceğini düşünüyordu. Düşünüyordu Way of White. Bu yüzden de Rhea Rite of Kindling arıyordu fakat önce Patches'ın tuzağına düştüler. Sonra da Seed'in elemanları kaçırdığını kullanacağım. Onward Bone kullanacağım. Sonunda da Hollow'a dönüşüyor maalesef. Hiçbir karakterin sonu iyi bitmiyor zaten ilk oyunda. İkinci oyunda eksik olan bu işte. Karakter gelişimi çok az. Sadece nispeten Lucatiel'in karakter gelişimi var diyebiliriz birazcık. Şimdi de Daughter of Chaos'a gidelim. Fair Lady ile konuşabilmek için bir yüzüğe ihtiyacımız var demiştik. Oyuna başlarken karakterinize hediye olarak bu yüzüğü seçebiliyorsunuz. Fakat biz Master Key seçmiştik. Bu yüzüğü oyun içinde alabilmek için de Sunlight Maggot'ı, Lost Izalith'ten bulduğumuz Sunlight Maggot'ı Undead Asylum'da karga ile takas etmemiz gerekiyor. O takastan da Old Witch's Ring veriliyor bize. İşte bu eski cadının yüzüğü. Bu cadı büyük ihtimalle Izalith cadısı. Witch of Izalith. Takalım ve konuşalım. Onu anlayabilen sadece Quelaag var şu anda. Biz onu anlayabiliyoruz diye bizi Quelaag sanıyor çünkü göremiyor da zaten. Görme yetisini kaybediyor. Yumurtalar inanılmaz bir şekilde acı veriyor. Sanırım çok geç dedi. Büyük ihtimalle hayatta kalması için çok geç.
Sen varsın yanımda kardeşim, o yüzden iyi olacağım diyor. Seslendirmesi de çok başarılı diye düşünüyorum ben. Bana söz ver kendine iyi bakacağına dair. Sohbet etmek çok güzeldi. Çok fazla acıtmıyor. Bu müzik ve şu ses tonu müthiş bir bütünlük içinde bence. Acı çekiyor. Biz de acısına son vereceğiz. Bu bonfire'ı artık kullanmamıza gerek yok. Acısına son verelim. Ingi de tabii ki size saldırıyor çünkü Fair Lady'sini öldürdünüz. Bu yaptığımı canilik olarak düşünmeyin çünkü acı çekiyordu. Gördünüz. Eggworm Fuge düşürüyor Inge. Firekeeper Soul'a bakalım. Bu belirli bir Firekeeper'ın Soul'u çünkü. Evet. Kaos'un kızı, Quella'nın kardeşinin Soul'u. Ben de diyorum niye fast roll yapmıyorum. Şu Old Witch's Ring'e gerek kalmadı. Old Witch's Ring'i almak için Sunlight Maggot gerekiyor. Sunlight Maggot'ı da önce Tomb of the Giants'ta kullanın. Orayı aydınlatın. Sonradan karga ile takas edersiniz. Gerçi zaten sadece bu diyaloğu duymaya yarıyor. O yüzük başka hiçbir işlevi yok. Tüm karakterlerin görevlerini bitirdik artık sanırım. Görev yani quest'i bitmeyen karakter kalmadı. Sadece Petrus öldürecekti Rhea'yı. Petrus öldüremeden biz Duke's Archives'a gitmesini sağladık zaten. Artık DLC'ye gidiyoruz. Fakat önce şu Firekeeper Soul'umuzu kullanalım. Biz Fair Lady'yi acısından kurtardık. Fakat onunla tek konuşan Quella'ydı. O yüzden Quella'nın onu öldürdüğünü düşündü. Bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Estus Velski maksimum artı 7 yapabiliyorsunuz zaten. Artı 6'ya getirdik bile. Şimdi DLC'ye gidiyoruz. Nereden gidelim? Undead Parish'ten gidelim o zaman. DLC'ye gitmek için önce Dusk of Ulysseal'ı kurtarmanız gerekiyor. Onu kurtarmak için önce Hydra'yı öldürüyorsunuz. Sonra oyundan çıkıp geri giriyorsunuz. Oradaki altın golemi öldürüp Dusk'ı kurtarıyorsunuz. Sonra da Duke's Archives'a gidiyorsunuz. Orada bir kristal golem var. Onu öldürüyorsunuz ve size Broken Pendant düşürüyor. Bu da DLC'ye giriş anahtarınız. Çünkü o pendant'ı, o kırık kolyeyi arayan biri var. O kırık kolye sizde olduğu için de sizi kendi dünyasına çekiyor.
İnin bitmiyor burası ya. Öf. Swyhander'ın gücü. İşte bu. Bak ya. Swyhander kullanırken böyle başarılı bir zırhınız da varken fast roll yapabilmek de ayrı bir mutluluk. Paladin Leroy'un armor'ını 5 yaptığınızda Havel'ınki ile başa baş oluyor. Ve Havel'ınkinden çok daha hafif. Normalde Dusk'ın Summon sign'i burada. Ben human değilim gerçi ama zaten human olsam da göremeyecektim. Dusk'a kendi zamanında bir şeyler oldu çünkü. O yüzden Summon sign'ını göremiyoruz. Siz Broken Pendant'ı alır almaz Dusk'ın Summon sign'i kayboluyor. Eğer Dusk'ın büyülerini almadıysanız ve almak istiyorsanız Broken Pendant'ı almadan önce satın alın. Gerçi DLC'de fırsatımız olacak satın almak için ama yine de uyarayım. Dusk'ın zırh seti de orada. Almayı unuttuk tabii Dusk'ı kurtardıktan sonra. Bakalım bize anlatacak bir şey varmış. Var mıymış? Varmış. Neredesin? Ula Seal'ın prensesi Dusk'a hediye edilmiş. Kullandığınız büyülerin damage'ını artırıyor. Ve işte DLC'ye gidiş anahtarımız. İnceleyelim. Ve bambaşka bir zamana, bambaşka bir diyara çekildik. Fakat güzel yanı istediğiniz zaman warp yapabiliyorsunuz. Ve direkt boss'la başlıyoruz. Boss Lightning kullanıyor ve zemini suyla kaplı bir yerde dövüşüyorsunuz. O yüzden Lightning'in damage'i artıyor. Şöyle Lightning defense'imize bakalım. Shadow en iyisiymiş. Enteresan. Ornstein. Giant set'tir tabii ki. Fakat fast roll yapamayacağım. Neyse, şu boss fight için fast roll yapmasam da olur. Enteresan gözüküyor. Fena gözükmüyor. Boss'un kuyruğu sizi zehirleyebiliyor bu arada. Neyse gerçi. Zehirlenin ki sürekli zehirlemesin. İyileşmemize gerek yok zehirlendikten sonra. Sanctuary Guardian. Bak ya. Çok agresif. O yüzden stability'si yüksek bir kalkan tavsiye ederim. Ya bir yerinde dur.
Bak ya. Evet, bu hareketi yapmasını istiyoruz çünkü vurabiliyoruz. Stagger yaptım. Ah. Hey. Lanet misin? Çok da fazla damage yapamıyormuşsun ya. Al bakalım. Böyle stagger olursun işte. Garant oynayalım. Bu hareketten sonra kuyruğunu kesebiliyorsunuz ama beceremedim. Güzel stagger ve işte bu kadar. Zweihänder'ın gücü. Size Guardian Soul veriyor fakat Soul'la hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kullanacağız o yüzden. Gitmem gereken yer burası mı? Evet, merdiven görürseniz doğru yerde olduğunuzu anlıyorsunuz zaten. Ve güzeller güzeli Ula Seal Sanctuary'deyiz. Dusk buranın prensesi. Dusk'ın zamanına çekildik. Burayı kindle'layalım. Kindle'layabildiğimiz kadar çünkü keşfedeceğimiz bir orman var ve ormandaki düşmanlar sert vuruyor. Konuşabileceğimiz bir de mantar var. Ne kadar huzurlu burası ya. Kendi zamanımıza gittiğimizde tam burası bir boss arenası olacak. Bu arada videoya başlamadan önce biraz farming yapmıştım ben. Strength 32'den 34'e çıkarmıştım strength'i. Şimdi de 35 yaptık. 32 idi geçen bölümde bitirdiğimizde, şu an 35. Artık Paladin setine dönebiliriz. Şöyle. Selamlar, siz de kimsiniz? Well, look at this one. From what far away age hast thou come? Thy scent is very human. Çok uzun bir zaman uzak. Ne dedi? Çok çok uzaklardan, uzun bir zaman öteden gelmiş olmalısın dedi. Dusk'ı kurtaran sensin galiba dedi. Dusk'ı kristal golemden kurtarmıştık. Fark ettiyse, hatırlıyorsanız, fark ettiyseniz ne ya? Dusk burada değilmiş. O eski Primeval dediği çok çok öncesinin insanı tarafından kaçırıldı diyor. Kimmiş bu insan acaba? Yardım ederim. Dusk'ı kurtarmanda. Guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost. For I am Dusk'ı büyüten hanımefendi. Dusk'ın büyülerini bu hanımefendiden de satın alabiliyorsunuz. Thou shalt see further on. An abyss was begat at the ancient beast. And threatens to swallow the whole of Ula. Tüm Ula Seal'i. Artorius came to stop this. But such a hero. Hala konuşuyor. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet.
Ebis dediği yokluk, hiçlik, karanlık, karanlık diye çevirsek daha iyi olur herhalde. Karanlık tüm Ulusiyalı yok etmekle tehdit ediyormuş. Lord Gwyn'in dört şövalyesinden biri olan Artorias buraya gelmiş karanlığı durdurmak için. Yani şu an karanlıkla savaşıyor buralarda bir yerde. Peki. Alevler yoldaşın olsun dedi. Demek ki alevler henüz sönmemiş. Karanlığın daha fazla dağılmasını engelleyen gardiyanmış. Biz de o gardiyanı öldürdük. Yani karanlığın yayılmasını ya biz durduracağız ya da alıp başını gidecek karanlık. Demonlara daha yakın bir yaratıkmış. Kaos Alevi sonrası oluşan demonlara daha yakınmış kendisi. Şu son büyüsünü de satın alalım. Old Pine Resin ve Repair Powder da satıyormuş. Evet, alevler yoldaşım olsun. Tamam. Güzel. Şimdi Ulusiyalı keşfetmeye çıkalım. Dediğim gibi burası bir boss arenası olacak. Zaten şöyle ilerledikçe daha sonra kendi zamanımıza döndüğümüzde nerenin neresi olduğunu anlayabileceğiz. Bayılıyorum bu DLC'ye. Çok güzel ya. Royal Wood. Bize Moss Clump düşüren ağaçlara benziyorlar, fark ettiyseniz. Onların bu zamandaki halleri. Ve Stone Guardian'lar vardı, hatırlıyorsanız. Moonlight Butterfly ile dövüşmeden önce öldürdüğümüz taşlaşmış yosunlu şövalyeler. Onların bu oyundaki versiyonu da bunlar çok sert vuruyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. Bak ya. O yüzden Kindle'layın arkadaşlar bonfire'ları. Sen onu çekene kadar ben seni öldüreceğim. Ve sizi Twinkling Titanite düşürebilirler şanslıysanız. Şanslı mıyım o kadar? Tabii ki de değilim. Bu elemanlardan kaynıyor burası. Dikkatli keşfedin burayı. Birden fazla var burada. Şöyle birazcık ilerleyelim. Birazcık ilerleyelim. Gelsin artık birileri. Hey! Sen gel. Hayır. Ah. Yeterince hızlı saldıramadım. Tabii Zweihänder ne kadar güçlü de olsa yavaş. Gelin hadi gelin. Ah, onu yapmasaydın iyiydi. Biraz fire kullansak. Bana mısın demedi. Diğer arkadaşları etkiliyormuş ama. Güle güle. Evet, güzel Twinkling Titanite. Ve bakın bu suda ne var?
Gizlenmiş bir sandık. İçinde de Blue Titanite Slab. Enchanted bir silahınız varsa ya da magic tamamen upgrade edebilirsiniz. Nasıl ben onu bloke edemedim? Öf. Çok sert vuruyor ya. Stagger. İşte bu. Önce ben. Tamam. Uzaktan garip garip sesler geliyor. Burada bir yer var. Karşıda bir item var. Burada var mıydı? Yokmuş. Ve bir de yapı var. Uzakta. Burası bir shortcut olacak. Şurada bir item'ımız var. Guardian Gauntlets. Bu dövüştüğümüz elemanların zırh seti. Bu ormana yayılmış durumda. Teker teker bulacağız. Şu ışık yayan çiçekler soğul mu yoksa bu çiçekler mi? Ayırt edemiyorum uzaktan. Merhaba. Hadi gelin. Arkamdan da biri geliyormuş gibi hissediyorum nedense. Yokmuş, tamam. Güzel. Siz de gelin. Güle güle. Ne kadar güzel burası ya. Ve biz bir şeyler yapmazsak karanlık yok edecek lanet olası ya. Tek bir hareket nasıl stagger yapıyor beni anlamıyorum ki. Haha kısa kaldı galiba. Ah, lanet. Al o zaman. Yan. Yok mu başka bir şey? Peki. Şurada da zırh setinin bir parçası vardı sanırım. Guardian Leggings. Peki. Şuradan aşağıya inmiştik. Şöyle yukarıya bakalım. Kaçırdığımız item olmasın. Güle güle. Şu karşıdaki köprüden geldik zaten. Evet, şurada bir ay yo item değilmiş. Şuursuz ya bunlar. Tepecikte item var mı? Yok. Burası zaten ölüm. Şuraya çıkamıyoruz. Güzel, devam edelim. Ve bir köprü. Ve bir de ejderha. Çok karizmatik bir ejderha. Gün batımına doğru uçuyor. Peki o zaman. Yukarıdan bir eleman düşecekti sanki. Evet. Neyse. O düşene kadar.
Düş hadi. Şöyle beklesem aşağıya düşmez mi acaba? Düşmedi tabii ki de. Burada dövüşmek hiç akıllıca değil. Güle güle. Güzel. Şurada bir Crystal Lizard'ımız olacak. Güzel. Kaçamadı bizden. Ve işte yayılmaya başlayan karanlık görüyorsunuz. Yavaş yavaş şehre yaklaşıyor. Daha doğrusu Elizabeth'in olduğu yere yaklaşıyor. Etrafa karanlık yayılıyor bunların. Kırarsanız çok güzel bir rengi var yani. Çok hastalıklı olduğu belli oluyor. Hayır, ne oluyor? Burası geldiğiniz yere geri dönebilmeniz için sanırım. Yo. Değil. Gitmeyin, gitmeyin, geliyorum. Ya bu stagger olayı nedir arkadaş? Gök gürültüsü sesleri geliyor uzaktan. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada da bir item'ımız varmış. Large Soul of a Proud Knight. Olur. Neden olmasın? Şöyle devam edelim. Burada bir yerde de evet. Bu da sizi tamamen karşıdaki elemanlara sürüklemeye yönelik bir tuzak. Sonradan hepsi uyanıyor tabii burada olduğunuza. O diğeri de geliyor. Hiç hoş değil bu. Sen bir öl. Güzel. Düşürdü. Bir şey düşürdü o. Üçlü combo. Yeter o kadar. Etrafa salladın. Sen düşürmedin. Sen Stone Great Axe. Hem Twinkling Titanite hem Great Axe. Güzel. Bakalım bize bir şey anlatıyor muymuş. Bulabilirsem eğer. E hadi. Sanctuary ormanını koruyan taş şövalyelerinin kullandığı silahmış. Şuradan devam edeceğiz fakat önce ha bir saniye şurada bir item vardı karşıdan görmüştük. Şöyle devam edeceğiz fakat önce ormanı tamamen inceleyelim. Selam. Biraz arkandan geldim ama. Burada da kendi halinde ağaçlarla ilgilenen elemanlar var. Fakat siz şu karşıdaki item alınca saldırıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Sakin.
Karşıda da bir şehir var. Şuradan gelip karşıdaki tepeye çıkmıştık zaten. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Selamlar. Heh. Biraz yukarıda kaldın sanki. Sen de öyle. Evet, gökyüzü mükemmel. Ay tığım yaşasın. Aşağıda bir eleman daha var ve yerlerde boşluklar var gördüğünüz gibi. Fakat çok güzel kamufle edilmişler. O yüzden dikkatli bir şekilde yürüyün. Etrafınıza bakmadan koşmayın. Deyip şimdi birazdan düşeceğim, merak etmeyin. Ve burada da konuştuğumuz mantarın mantarı. Elizabeth'in mantarı. Kısa bir süreliğine HP'nizin, HP barınızın dolmasını sağlıyor. Şöyle gidelim. Şurada da bir item'ımız olacak. Evet. Boşluğa dikkat. Helm. Kaskı da aldık. Şöyle inelim. Şurada bir manzaraya bakalım. Aşağıda gördüğünüz gibi itemlar gözüküyor. Demek ki oraya da gidebileceğiz. Muhteşem manzara, evet. Uzaktan suyun sesi geliyor. Çok güzel ya. Selam. Selam. Sen item mısın, çiçek misin? Itemmışsın. Guardian setini de tamamlamış olduk sanırım. Aynen, tamamladık. Şu, evet, uzaktan bir item gördüm diyecektim ki. Ve Gulf's Great Arrow. Gulf'ın da Gwyn'in 4 şövalyesinden biri olduğunu öğrenmiştik yüzüğünden. Şahin Göz Gulf tarafından kullanılan oklarmış. Gwyn'in 4 şövalyesinden biriymiş. Ejderha avlamak için kullanılıyormuş. Gwyn'in 4 şövalyesinden ikisiyle alakalı bir şeyler öğrendik. Biri hali hazırda burada. Bakalım diğeri de burada mıymış? Şöyle aşağıya düşelim. Sonra da devam edelim. Karşıda boss fight'ımız var. Aynen, sağ tarafı dene demiş. Zaten biz de sağdan gideceğiz çünkü aktive edebileceğimiz bir shortcut, konuşabileceğimiz bir NPC var. Let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Siyahımsı bir uzuv tarafından kapılıp geçmişe mi çekildin diyor. Yes, of course. Exactly Ve what bizim happened gibi to me. çekilen bir eleman We're daha both var. strangers in this strange land, but at least now there are two of us.
Marvelous Chester kendisi. Bizim geçmişe çekilmemizin sebebi Broken Pendant'ta hatırlarsanız kırık kolye. Yani yarısı yok, belki de yarısı Chester'daydı. Ve bizi çeken el kolyesi yüzünden onu da çekti. Neden olmasın? Did you happen across Knight Artorias, the legendary abyss walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me. Artorias'la tanıştın mı, karşılaştın mı diyor. Efsanelerdeki Artorias. Ingvard'ın bize dediğine göre Artorias karanlıkla yüzleşmek için gelmişti ve karanlığın yayılmasını durdurmuştu. Biz de tam karanlıkla savaşırken ki Artorias'ın karanlıkla savaşırken ki dönemine denk geldik. So, what did that giant mushroom make you do? Not that I can. Giant mushroom dedi Elizabeth. Bize demişti Dusk'ı kurtarır mısın diye. Büyük ihtimalle Chester geldiğinde ona da sordu Dusk'ı kurtarır mısın diye. Tamam. Çok sinsi bir sesi var ya. Bu da shortcut'ımız. Şimdi ben level atlayabilir miyim? Level atlayabilirsem... Boss'a gitmeyelim diyecektim ki... Atlayamam. Bonfire'a gidelim. Farklı bir... Büyü alalım. Pyromancy alalım. Shortcut'ı da göstermiş olayım hem. Köprüden geçtikten sonra en sağdan ilerliyorsunuz. Başka bir eleman da DLC'ye başladı. Başlamış. Neredesin? Hayır. Power Within kullanalım. İlk kez. Hiçbir boss fight'ta kullanmamıştık. Şimdi kullanacağımız boss Power Within kullanılmasına değer. Çok kaliteli bir boss fight. Benim Dark Souls'da iki oyun dahil olmak üzere en sevdiğim boss fight'lardan biri. Belki de en sevdiğim. Bayılıyorum bu boss fight'a. Karakterin kendisine de bayılıyorum. Selamlar. Güle güle. Şöyle en sağdan ilerleyeceğiz. Shortcut'a ulaşacağız. Boss fight'a girmeden önce kesinlikle aktive edin shortcut'ı. Çünkü boss sizi öldürebilir. Beni de öldürebilir. Bayağı sağlam bir boss çünkü kendisi. O yüzden boss'a öldükten sonra gidebileceğiniz bir shortcut'ınız olsun. Ne yazmışlar? Atlamayı dene. Denemeyin. Atlayınca düşüp hayatta kalabileceğiniz bir yükseklik olsa shortcut olmazdı zaten. Kuyruk lazım. Usta lazım. Çok yakında şövalye var. Usta var. Evet, kendisi bir usta. Girelim bakalım.
Knight Artorias'ın ta kendisi. Oh! Power Within ve Zweihänder. Muhteşem ikili. Sol koluna dikkat edin. Kullanılamaz durumda. Cansız bir şekilde sarkıyor. Bak ya. Wow! Ve Abyss'le... Aman yarabbi. O kadar çok dövüşmüş ki. Şimdi güçlenmeye gidecek. Yetişebilirsem... Güzel. Eğer izin verirseniz tamamen güçlenmesine bir patlama oluyor. Tamamen güçlendikten sonra daha fazla damage yapıyor size. Fakat Zweihänder'ı iki elinize alıp bir R2 atak yaparsanız o buff'ı güçlenmesini engelleyebiliyorsunuz. Oh! Komboları mükemmel. Hey! Sakin ol. Etrafında karanlık. Yine güçlenmeye çalışacak. Biz buna izin vermeyeceğiz. Power Within hala canımı azaltıyor. Oh! Hem bütün stamina barımı hem de biraz canımı götürdü. Artorias hayranınım. Bu komboyu 3 keze kadar yapabiliyor bu arada. Ona göre. Power Within'in de etkisi gitti. Yine güçlenmeye çalışacak. Fakat üzgünüm dostum. Ve bu da Knight Artorias. Saygılar. Gördüğünüz gibi karanlıkla, Abyss'le o kadar fazla kapışmış ki ruhu karanlık, siyah bir ruh veriyor size. Ve efsanelerde anlatılan Artorias'ın karanlığı, karanlığın yayılmasını engellemesi, karanlıktan Ulus'uyla kurtarması tamamen efsaneymiş. Çünkü biz Artorias'ı öldürdük şu an. Benim en sevdiğim boss fight'lardan biri. Ve fark ettiyseniz sol kolunu kullanamıyor. Karanlıkla dövüşmekten yorgun düşmüş. Yaralı. Yani Lord Gwyn'in 4 şövalyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü asıl kolu sol kolu. Dark Souls 2'de, Dark Souls 2'nin ikinci DLC'sinde Artorias'ın kılıcı geldi. Ve kılıcın açıklamasında diyordu ki bu kılıcı kullanan sol eliyle kullanıyordu. Yani sol el, zaten sol elinizi aldığınızda da invade edileceğim galiba. Aynen, yakamıyorum. Invade edileceğim. Sol elinize aldığınızda da kılıcı artı damage yapıyordunuz. Yani Artorias normalde geldi ve geri mi gitti? Neden? Artorias normalde sol eliyle kullanıyor kılıcını, fakat Abyss'le dövüşmekten sol kolunu kaybettiği için bizimle dövüşürken güçsüz kolunu kullanıyor. Ona rağmen o kadar başarılı bir Greatsword kullanıcısı. E hadi! Neyse, biz burada bitirelim. Ya da Artorias'ın solunu okuduktan sonra bitirelim. Victim of the Abyss diyor gördüğünüz gibi. Karanlığın kurbanı. Karanlık tarafından yiyip bitirilmiş Artorias'ın ruhu. Artorias'ın karanlığı engellediğinin efsanesi hikayenin sadece yarısıymış. Görünen o ki Artorias birine yenildi. Ve onurunu koruma fırsatını yakaladı böylece. Çünkü karanlık iyice etkilemişti Artorias'ı. Gördüğünüz gibi bizi karanlığın yaratıklarından ayıramadı. Karanlığın yaratığını öldürdü, sonra direkt bize saldırdı.
Yani artık zihni de karanlık tarafından zarar görmüştü. Biz onu öldürerek onurunu korumasını sağladık. Ve Artorias'ı öldüren kimse hikayedeki gerçek kahraman da oymuş. E hadi ama Sis de gitti. Neyse. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde DLC'ye kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kalın. Uzun günler ve hoş geceler.